Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon arkadaşlar. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunmuş arkadaşımız. Kıynamı sadıklanlar ekranımızı bozsun. Yusufcan'a korallık hücum kılgan iki gumandar kol göçtü. Türkiye haberler torunun 26 noyabirdeki haberde bildirilmişçe İstanbul'un Avcılar rayonunda Uygur yaş Yusufcan'a hücum kılgan iki gumandar kol göçken. Haberde gumandardın birinin sakçılar tarafından kol göçürülgen vakitte sınığı ilingan körünüşler körüstülgen bulup hazırgıcı korallık hücumgı çetişlik iki cinayet gumandarı kol göçülgen. Haberde aşkarılmışça gumandar Aliyev T. 11 noyabir sakçılarının İstanbul Küçükçekmece rayonu Cennet Mahallesi'deki tekşürüş hareketi de kolgu çüşken. Ömer isimlik yeni bir gumandar şirikinin kolgu çüşkenlikini bilgendiyken 20 noyabir özünü malum kılgan. Haberde iki gumandarının sonra kılınan diyken kolgu elinip sotku yollanganlıkı 29 yaşlık gumandar Aliyev'nin Azerbaycanlık işkenliki. Onun sorak çaryanda Yusufcan'a hücum kılı sebebini pul muamili işlerine bağlıqallıqı bildirilgen bolsa mı, bırak perde arkası da kimlerinin barlıqı hakkında tepsili malumat verilmegen. Bildirilişçe Yusufcan, Xtay'nın Türkiye'deki casusluk hareketini bildirgan muhim şahıslardan biri bulup, ilgili Xtay istihbarat organı Yusufcan'ın ayali ve ballarını görüge ilişi arkalık onu Xtay'a hizmet kılışkı mecburluğun. Yusufcan mezkur suikastın bir neçü gün ilgiri malum halkara akbarat kanalının ziyaretini kabul kılıp, nöbette Xtay'a işlevatkan 10 Uygur casusunu bildiğallıkını tilgalgan. Yusufcan burun yana halkara akbarat vasıtlarının ziyaretini kabul kılıp, Xtay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan bastırış, kırgın kılıç katarlıq cinayetlerini halkara'a aşkarlıgan idi. Yusufcan nöbette hele hem doktorhanda davalanmaqta. Xitay virus tarqıtış mesuliyetini başka devletlerge artışkı tırışmaqda. Amerika avazının 27 noyabirdeki haberde bildirilişçe bütün dünyada Xitay virusu bilen yukumlanıcılar sahnenin tiz süratte eşşiğe ergeşip, Xitay öz taratkoları arqılıq virus mənbəsini başka devletler işkerlikini təşviq kılışkı başlayan. Haberde kayıt kılınışça Xitay bundan burun virus mənbəsi haqqıdaki yalgan təşviqatlarını köp qetim özgertip, İtalya, İspanya ve Amerikalarını virüsünün mənbəsi deyip jar salgan. Xitay Taşqı İşlər Ministerliğinin bayanatçısı Zhao Lijian bu yıl Mart ayında özünün Twitter hesabında Amerika armiyasının virüsünü Wuhan'a elip gelgenlikini, şuna Amerika'dan bu meseleyi dünya cemaatçiliği aldığı da çönçe berişini talep kılgan. Şunu deyken Xitay yana Xitay kontrollukıdaki barlıq taratkularını seferber kılıp Amerika'ya karşı teşviqat urışı kozgan. Bu Amerika puhralarının küçülük narazılıkını kozgan bulup, Amerika Prezidenti Trump virüsünün bütün dünyaya tarqılışıga Xitay'nın mesulü bulunduğalıqını, yukum kontrol kılıngan deyken Xitay'nın cevapkarlıqı tartıldığalıqını ve tölem talep kılındığalıqını etkan. Haberde bildirilişçe Xitay'nın şunca aldırıp virüsünün mesuliyetini başka devletlerge artış sebebi bolsa, Xitay'nın Amerika ve garip devletlerinin mesuliyet sürüştürüşüden ensir geldik ekken. Amerika'ya çaplıgan tökmetinin hiç kandak önüm vermegeldikini his kılgan Xitay, emdilikte virüsünün çet eldeki tonlatılgan yemeklik zencirinin kelgeldikini teşvik kılışkı başlayan. Ötken 5 ay içinde Xitay nurgun import kılınan tonlatılgan yemekliklerde ya ki onlarının oralması da virüs baykağallıkını, bunlarının Ekvator'dan gelgen rak, Rusya'dan gelgen siyah beliği, Norvegiya ve Hindonozya'dan gelgen beliği, Brazilya'nın tohu kanıtı ve Brazilya, Yeni Zelandiya'dan gelgen kaligüşi katarlıklar işkerlikini teşvik kılgan. Reuters agentliğinin haberde bildirilişçe, Xitay Komünist Partisi'nin organ taratkısı bulgan Xalık Gezeti 25 noyabir Facebook'ta mutaxassislerinin virüsünün Wuhan'da emas, belki import kılınan tonutulgan yemekliklerden payda bulganlıkını ilgiri sürgenlikini ilan kılgan. Xitay virüsü en dastlabda Xitay'nın Wuhan'da baykılıp keng tarqalgan bolsa mı, Xitay Wuhan'nın virüs mənbəsi işkerlikini izgil inkar kılmaqta. Şundaklı halkaranın Wuhan'a girip virüsünün kiliş mənbəsini tekşürüş çakırıqını rət kılıp gelmekte. Çinquanguo Şarkı Türkistan'da yukarı besimlik siyasetlerini izgil devamlaştırışını talep kıldı. Atalmış Uyghur Abdum Raylıq Partikomunun sekretari Çinquanguo'nun Şarkı Türkistan'da atalmış sosyalistik Şinjan'ın yeni devrini berpa kılışını tekitleşi dikkat kozgıdı. Tanrıtağ Doğru'nun haberine karaganda atalmış Uyghur Abdum Raylıq'nın Çinquanguo Şöhret Zakir
Van Günjen Qatarlıq rəhbərləri 24 və 25-ci noyabr günləri atılmış Abdum Raylıq Partiya Komiteti Nəzəriyyə Tədqiqat Mərkəzi qrupusu ilə birlikdə yığın oyuşturub, Xitay Kompartiyası Siyasi Bürosunun 3-cü növbətlik atılmış Şinjan xizməti yığınını ögünüş, Xi Jinpingin sözünün ruhunu tədqiq qılıb, onu qəti əməliləşdiriş. Yeni dövrdə atılmış Şinjan xizməti də yeni vəziyyət yaratış digərlərini təkidləyən. Yığında təkidlənən nöqtələr Xitay rejiminin Şərqi Türkistanda icra qılıb kəlibatqan yuqur besimlik siyasətlərini yanımı küçəytidiganlıqıdan dirək biridigən. Çinquango yığındakı sözü de Şinjan'da uzun müddetlik emirlik kuruluşu da çıntırıp, Cunhua milleti inini şekillendirişke ehemiyet veriş, her kaysi milletlerini birleştiriş, Cunhua milleti cemiyetinin inini çunkur yıldız tartkuluş gerek. İslam dinini Xitaylaştırışını ilgiri sürüp, aşkulluğunu tizgirleş hizmetlerini yanımı çunkurlaştırış gerek digerlerini bildirilgan. Çetellerdeki küzetküçülerinin karışça Çinquango'nun sözleri Xitay rejiminin Uyğurlarını asimilasiya qilib yo'qotishni maqsad qilgan siyosatlarni kuchaytirib ijro qildiganligini ko'rsatib beradigan. Turkiya parlamentidagi hamkot muzokara yig'inida Uyğur masalasi o'tirg'i qo'yildi. Har yilning oxirida Turkiya parlamentida har qaysi ministerliklarning keyingi yillik hamkoti muzokara qilinib bekitiladi. 24 noyabr günü Türkiye Parlamentidagi Tashqi ishlar ministerliginin 2021 yılı hamkotini muzakere qilish yig'inida İYİ Partiyasining muavin raisi parlament a'zosi pishqadam diplomat Ahmet Kamal Er Ozan Efendi Tashqi ishlar ministerligini Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lmadi deb ayibladi. Mazkur yig'inda oldi bilan Turkiya Jumhuriyati Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lu Tashqi ishlar ministerligining 2020 yillik xizmat dokumentini bergan bo'lib, u dokumentida Suriya, Azerbayjon, Qarabog', Falastin va Shimoliy Siprus masalalari to'g'risida to'xtalgandan keyin, Turkiyaning Osiyo davlatlari bilan bo'lgan munosabati ustida to'xtalganda, Uyg'ur masalasiga ham alohida ko'ngil bo'layotganligini ta'kidlab o'tgan. U so'zida qimmatli parlament a'zolari 21. asrni Osiyo davlatlari shakllantirdi degan o'y-fikr bilan o'tgan yildan tortib Osiyo davlatlari bilan bo'lgan munosabatimizni taraqqiy qildirish siyosatini olib boryapmiz. Biz bir tarafdan Osiyodagi eng cho'ng tijorat sherigimiz bo'lgan Xitoy bilan munosabatimizni kuchaytirishga tirishsak, yana bir tarafdan qon qirindishimiz bo'lgan Uyg'ur turklarining Xitoylar bilan teng barobar tinchlik va farovonlik ichida turmush kechirishini amalga oshirish, ularning kishilik huquqi, diniy e'tiqod erkinligi va madaniy huquqlarini qo'lga keltirishidagi masalalarni Xitoy davlat rahbarlari bilan olib borgan uchrashuvlarda o'tirg'i qo'ydik. Bu vaqtdagi ko'z qarashlarimizni Birlashgan Millatlar Tashkilotiga o'xshash xalqaro so'rovlarda ham o'tirg'i qo'ydik. Masalan, 10-ning 6-ci kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75-ci navbatlik umumiy yig'inda Uyg'ur masalasini o'tirg'i qo'ydik. Xitoydan Uyg'ur qarindoshlarimizning diniy va milliy kimligiga hurmat qilishni talab qildik. Bulardan sirt Uyg'ur turklari va boshqa musulmon turkiy xalqlar duchor bo'layotgan kishilik huquq dafsandikliklaridan bearam bo'layotganligimizni bildirdik deganlarni o'tirg'i qo'ydi. Türkiye Taşkı İşler Ministeri Mevlut Çavuşoğlu'nun nutku ahırlaşkandayken Çin ile bir yandan ikili ilişkilerimizi geliştirirken diğer yandan soydaşlarımız Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak barış, huzur ve refah içinde yaşamlarını sürdürmeleri, temel insan haklarının gözetilmesi, dini özgürlüklerinin ve kültürel kimliklerinin korunmasına yönelik beklentilerimizi Çin makamlarıyla her vesileyle ve her düzeyde ele alıyoruz. Bu konudaki milli çizgimizi BM başta olmak üzere uluslararası platformlarda da ulusal beyanlarla kayda geçiriyoruz. Son olarak 6 Ekim günü BM 75. Genel Kurul 3. Komite toplantısında Uygur Türkleri konusunda beklentilerimizi kayda geçirdik. Soydaşlarımızın kültürel ve dini kimliklerine saygı gösterilmesini ve bunların garanti altına alınmasını istedik. Ayrıca Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik insan hakları uygulamalarından duyduğumuz endişeyi, rahatsızlığı da vurguladık. İYİ Partiyasının muavin reisi parlament a'zosi Ahmet Kamal Er Ozan Efendi söz edip, Taşkı İşler Ministerini Uygur meselesine yeterlik derecede ehemmiyet vermedi deb ayıplab mundaq dedi. Şarkı Türkistan'daki zulümünü Taşkı İşler Ministerliği halkarada oturgu koydu. Lekin devlet içi de oturgu koyulmayı vatıdı. Bunun da kıyınılı vatıdı. Yukarıda başka parlament a'zolarımı bu hafta toxtaldı. O yerlerde deyiş asan. Lekin biz sizlerden Uygurlar doğrusudu digerlerinlerini Türkiye ahbaratlarda körelmeyi vatımız. Taşkı İşler Ministerliği devletimizden törüki. Uyğur meselesi de törüklük rolünü oynayanmayı vatıdı. Hamkot müzakere kılış yığınının yığın hatırısıyla asaslanğanda 24. noyabr günü Türkiye Parlamentedeki Türkiye Taşkı İşler Ministerliği'nin hamkotunu müzakere kılış yığını da
Uyghur meselesi xeli köp parlament azası tarafından oturuğa koyulgan. Ve bu haqda Taşkı İşler Ministerliğinden bu yığınğa iştirak kılgan rehberlerden sual soralgan. İgidişimizde bu yılki hamçot müzakere kılış yığınıda Uyghur meselesi burunki yıllardakiki qaraganda köprek oturuğa koyulgan. Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'mu nutqıda Uyghur meselesige orun bergen. Ankara'daki Uyghur Tetkikat İnstitutu'nun müdiri, strateji mütexassisi Dr. Erkin Ekrem Efendi, Türkiye Taşkı İşler Ministerliğinin hamçotunu müzakere kılış yığınıda Uyghur meselesinin oturuğa koyulışı, mezkur meselenin kançılık nazuk ve muhim mesele işkellikini körüstüp verdiğallıkını eskertip ötü. Hazır Türkiye parlamentede 4 partiye vazife ötevatkan bulup, Uyghur meselesi parlamentdeki 2 öktücü partiye tarafından izkil halde oturuğa koyulup gidilmekte. Xorlangan vicdan filmi xorluqda qalgan bir milletning avazi bo'ldi. Bu yil iyul aylarida xalqaro matbuotlarda ishonguchsiz darajadagi zulm deb tasvirlanib kelayotgan Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan bastirish siyosati bosh tema qilingan Xorlangan vicdan nomli filmning qisqacha tunishtirilishi ijtimoiy taratqularda keng tarqalgan edi. Mazkur filmning film ishlaguvchisi Nabijon Ana Apandi o'zining Twitter, Facebook qatorliq shaxsiy hisoblaridan bu filmning Sharqi Turkiston Jumhuriyati qurilganligining 87 yillik xotira kunida, ya'ni 12 noyabr kuni keng tomoshabinlar bilan yuz ko'rishilganligini uqtirgan edi. Ijtimoiy taratqulardagi inkastlarga qaraganda muhojiratdagi Uyg'urlar uzun yillardan beri ushbu filmdagi bosh qahramon Qaysardek oqibatga duchor bo'lishidan ansirab, yurtiga qaytishga jur'at qilolmayotgan bo'lg'achqa filmdagi bosh qahramonning taqdirini o'ziga bog'lab tasavvur qilishga boshlagan. Xorlangan vicdan 12 noyabr İstanbul vaqti kech saat 8'de Ala Ali ve Sultan Sutuk namlıq 2 YouTube kanalda birli vaqti tarqatildi. Hazırgacha 30 ming qitimdan ortiq ko'rilgan mazkur film 36 minutluq bo'lib, Türkçe ve İngilizce mo tarjima qilingan. Mazkur filmning film ishlaguvchisi Nabijon Ala ve film rejissori Qasimjon Qodir efendiler bu film haqida Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib, bu film orqali lagerlarda izdireksiz g'oyib bo'lgan millionlagan Uyg'urning beshidan o'tkazibotgan tragediyalik reallikni jonlantirganligini dunyo xalqiga so'zlab tushuntirib bo'lmagan haqiqatni bu filmdagi jonliq obrazlar orqali tushuntirishga tirishganligini bildirishdi. Kaliforniya Universiteti Shaw fondining müdiri hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ma'arif ilm-fan ve Medeniyet Teşkilatı UNESCO İrki Kırgınçılık Meseleleri Bölümünün Reisi Stephen Simmons Efendi uzun yıl Yahudi Çoğun Kırgınçılığı hakkında tetkikat bilen şugullanıgan. Onun eğitişçe muşunda kısqı film, hüccetlik film qatarlıq köz bilen körgülü bulduğun vasitlerden paydalanıp, Çoğun Kırgınçılıkını bir şahsının hikayesiyle aylandırış arqılıq anlatışının önemi texımı zor buludikken. Trump Biden'ın prezidentliği cezimlese Aksaray'dan çıkıp gidiyorlarını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Prezidenti Donald Trump saylam organı Joe Biden'ın prezidentliğini cezimleştirgen takdirde bunun bir hata taşlanan kadem buluduğalıqını, şundaktımı Aksaray'dan ayrıldığalıqını bildirdi. Donald Trump Şükran günü münasibeti bilen Aksaray'da çet elde vazife öteydiğen askerlerinin iştirak kılışı arkası ötküzülgen sin görünüşlük yığındınkin bayanat verdi. Georgia ştatındaki palatanın Cumhuriyetçiler Partisi yaki Demokratçiler Partisi'nin kontrolüqüde buluşunu belgeleydiğen ikinci kıtım saylam doğrusu toxtalgan Trump, şembe günü Georgia'da Cumhuriyetçiler Partisi Kenaş Palata azalır namzatları üçün yığılış ötküzüş ihtimallıqının yukarı işgallikini etdi. Trump, Demokratçiler Partisi'nin saylamda hili işletgallikini, saylamda hakiki galbi kılgıcının özleri işgallikini kayıtı tilgi elip, menin bildiğinim Joe Biden'ın emiliyeti 80 milyon biletki erişelmegenlikidir. Yani Joe Biden, Barack Obama'nın karı tellikler bilet sani rekordunu mu bozalmadı dedi. Prezident Donald Trump saylam neticesini belgeleydiğen saylam organı. Yengücünün Biden işgallikini cezimleştirse, vazifini ötküzüp berdiğen ya ki bermeydiğallıkı doğrusudaki bir sualga cevap verip, saylam neticesini kabul kılış test. Çünkü keng kölemlik yolsuzluklar var. Saylıqçılar organı Biden'ın prezidentliğini tasdiqlasa hata qılğan buludu. Lekin elbette Aksaray'dan çıkıp gitmen bunu sizler mi bilisler dedi. O Demokratlar Partisi'nin saylamda qaidiga xilaflıq qılğanlığını ta'kidlab, biz saylam sistemisi ul əslahaları cihette 3. dünya devletiga oxşab qaldıq deganlarını qeyd qıldı. Joe Biden'ın prezidentliği cezimleşken takdirde 20 yanvardaki vazife ötküzüp beriş murasimiga katlaşıp katlaşmaydığallıqı doğrusudaki bir sualga ''Mən bunun cevabını bilmem, ama hazırca hiç nimi demeymen'' deb cevap verdi. Müzik
Xitaylar Uyghurlarının mal mülklerini egilip almaqta. 2017 yılından başlayıp Xitayning ijtimoiy taratqu supalarda Sharq Turkistonga köçüp kelip yerleşken Xitaylarga haqsız öy, kirilgu yer ve qoşumcha yardım puli qatarlıq yuqori ta'minotlar berildiganligi haqidagi tashviqotlar kuchaygan edi. Yaqinda ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sillarda Sharq Turkistonga kelib yerleşken Xitaylarga Sharq Turkiston xalqi qon tari bilan yetishtirgan yong'oq, chilon, olma ve tavuz qo'g'unlik bog'larining berilganligi tayyor baqqa erishgan Xitaylarning bularni ko'z-ko'z qilib ijtimoiy taratqularda tarqitish orqali o'zlariga xayridor topmoqchi bo'lganligi ko'rsatilgan. Bundan burun tarqalgan sillarda bo'lsa, o'z yurtida tuvan maosh bilan ishlayotgan yoshinib qolgan Uyg'ur dehqonlarining ayollarning va kichik bolalarning ko'rinishlari tarqalgan bo'lib, bular yuqorqi ko'rinishlar bilan qo'shilib, ishg'ol qilg'uchi va qilinguchi sifatida roshan selishtirma bo'lmoqda. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğanlar 29 mingdan aşdı. 26 noyabr Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılarının 29.132 yetkenlikini ilan kıldı. Sahiye Ministeri yana Xitay virüsü bilen yuqumlandı deb guman kılınğan 168.348 kişi tekşürülüş arqılıq yeniden 29.132 kişinin yuqumlanğanlıqının eniqlanğanlıqı. 6876 kişinin doktorxonada ishkanligi bir gün ichida yana 174 kişi qaza qilib 3291 kişinin salomatligining asliga kelganligini bildirdi. Shuning bilan Turkiyada Xitoy virusi boshlangandan beri salomatligi asliga kelganlar jami 388771 ga qaza qilganlar 13014 ga yetgan. Fahrettin Koca yana kesili iyg'ir bemorlarning soni ko'paymoqda. Virus yuqumining kuchayishiga qarshi mas qadamda kuchlik tadbirlarini yo'lga qo'yishga to'g'ri keladi. Xalqning qo'llanilgan tadbir va cheklamalarga amal qilib, kishilar to'pidan yiroq turishini umid qilaman deganlarni bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunday qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.